Antalya'daki barajların su seviyesi Korkuteli ve Karacaören 1 barajları dışında geçen yıla göre arttı. Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, kar yağışının barajlardaki seviyenin daha da yükselmesini sağlayacağını belirtti. Coşkun, 3-5 günlük hızlı ve geçici yağmurların barajlara ve depolamalara çok daha fayda sağlamadığını söylüyor. Dünyada etkisini gösteren iklim krizinin yanı sıra kaçak sondajlar ve yeraltı sularındaki azalma nedeniyle de birçok göl ve akarsu kurudu. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği 2021 yılında bazı barajlarda su seviyesi düştü. Antalya'ya son günlerde düşen rekor seviyedeki yağışlarla birlikte barajlardaki aktif doluluk oranı 2021'e göre az da olsa yükseldi. Son yağışlarda barajlarımızda kısmi yükselmeler oldu. Gerek geçen hafta gerekse son 4-5 gündür yağan yağışlar Antalya'mız için, tarım şehri olan Antalya'mız için de faydalı sonuçlar getirecek. Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Oymapınar Barajı'nda 2021 Ocak ayının 15 gününde %9,42 olan aktif doluluk oranını 2022'nin aynı döneminde %34,47'ye, Manavgat Barajı'nda %39,36'dan %43,96'ya, Karacaören 2 Barajı'nda %67,60'dan %70,80'e, Dim Barajı'ndan %7,19'dan %25,98'e, Alakır Barajı %42,20'den %82,89'a, Çayboğazı Barajı'ndan %4,34'ten %7,94'e, Naras Barajı'ndansa %37,34'ten %38,85'e yükseldi. Aynı bölgedeki Korkuteli ve Karacaören 1 barajında ise doluluk oranları düştü. Su seviyesi Korkuteli barajında %9,44'ten %4,50'ye, Karacaören 1'de ise %6,48'den %4,81'e düştü. Batı kısımda Korkuteli ve Elmalı bölgemizde kısmen geçen seneye göre biraz az. Fakat yüksek dağlardaki kar ve karın getireceği etkiler sebebiyle tahmin ediyorum bu kış ayları bitinceye kadar da o bölgede de barajlarımız yeterli seviyeye gelecek. 2022 inşallah 2021'i arattırmadan daha iyi geçecek kanaatindeyiz. Bu iki barajdaki seviyenin yükselmesinin ise ileriki günlerde düşecek kara bağlı olduğu belirtildi. Kar yağışının barajlardaki seviyenin yükselmesini sağlayacağını söyleyen Coşkun, 3-5 günlük hızlı ve geçici yağmurlar barajlarımıza ve depolarımıza çok fayda sağlamadığını dikkat çekiyor. Yağmurlar 3-5 günlük hızlı geçici yağmurlar çok barajlarımıza, depolamalarımıza aşırı fayda sağlamıyor. Kısmi yükselmeler yapsa da bizim asıl beklentimiz yüksek dağlardaki karların akışa dönüşmesiyle özellikle Mart-Nisan aylarında rezervuarlarımızın daha iyi dolması beklentisindeyiz. Türkiye su ortalamasının yaklaşık %7,6'sı Antalya'da bulunuyor. Ekipler birçok dere yatağında temizlik yaparak taşkınları önleyip vatandaşların tarım alanlarına zarar gelmemesini sağlıyor. Yeraltı su seviyelerini düzenli olarak kontrol ediyor ve buradaki ruhsatları da DSİ olarak sağlanıyor.